Merhabalar. Bugün yine bir videoda karşınızdayım. Bauhaus'da matkaplar tanıtımında bugün sizlere şu Bosch marka bir matkabı tanıtmak istiyorum. Bosch Profesyonel GSB 13R 600 Watt darbeli matkap. Evet, bu gördüğümüz matkabın şöyle bakın. 3 tane resim koymuşlar. Bu matkabımızda sınıfının en kullanışlısı, hassas ön delme için devir sayısının istendiği gibi ayarlanabildiği elektronik şalter. Şimdi burada şu kısaca ölçüleri yazıyor veya özellikleri yazıyor ama ben size matkabın üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi diğer bölüme geçelim. Evet, şurası. Biraz da büyütelim. Evet, matkabımızı görüyorsunuz. Anahtarsız bir mandreni var. Mandreni metal, gayet sağlam, çok güzel. Uç kısımları burada gördüğümüz gibi 10 milimlik bir delme ucuyla karşımıza çıkıyor. Şu gördüğümüz derinlik çubuğu, her videoda söylüyorum, delebileceğimiz santim ne kadarsa, yani dübel boyu, onu ayarlıyoruz. Ona göre buradan, bakın şurada bir tırnak var. Bu tırnağa basarak bu çubuğumuzu ileri geri ayarlayabiliyoruz. El tutamağı var. Gayet güzel. El tutamağını da bu şu gördüğümüz vidadan, bakın burada bir vida var. Bunu sağa sola çevirerek sıkma veya gevşetme ile bunu sağlayabiliyoruz. Yani gerekirse bunu çıkarabiliyoruz. Veya gevşetip yan tarafa alabiliyoruz, yukarı alabiliyoruz, sağ tarafa alabiliyoruz. İstediğimiz yönde hangi elimizi kullanıyorsak ona göre bu el tutamağını ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu Bosch marka matkabımızın arkasında güzel bir kauçuk bölüm var el tutması için. Yani el kaymaması için daha doğrusu. Tetiğimiz var. Tetiğimizde şu orta kısmında gördüğünüz siyahlı noktalı. Bu devir ayarı, yani hız ayarı, matkabımızın dönüşünün hızlı veya yavaş olmasını sağlayan bir bölüm. Burada da sabitleyici var. Bu sabitleyici de tetiğe bastığımızda yine tetiği sabitliyor ve matkabımızın devamlı çalışmasını sağlıyor. Üst kısımda da darbe ve düz kısmı alınacak bir anahtar var. Darbe kısmı çekiç olan, çekiç resmi olan kısım, düz olan kısım ise düz matkap ucu, yani metal matkap ucunun resmini gösteren bir yere alıyoruz. Evet, bu gördüğümüz ayarlarda bir de şurada sağ sol devir ayarı var. Sağ ve sola dönme matkabımızı, mesela diyelim ki matkabımızı çalıştırdık, bir yerde sıkıştı. Ters yöne döndürüp buradan da bunu kurtarabiliyoruz. Yani böyle de bir özelliği var. Bunun dışında matkabımızın, şunu bir kapatalım. Evet. Bauhaus'da taksit seçenekleri var. Bu konuda size şuradan göstereyim. Bakın, banka kartlarının kaç taksit yaptığı burada gözüküyor. Bunları da inceleyip kartlarınıza göre taksit yaptırabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem her zaman için biliyorsunuz karşılaştırma yapın. Alacağınız ürünü başka bir sitede veya bizzat hırdavat satan yerlere gidip bunlara fiyatlarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şurada bakın 1 kilo 8 kilogram ağırlığında diyor. Yani ağırlıklar genelde matkaplarda 2 kilo civarında, 1 ile 2 kilo arasında değişiyor. Başka ne diyebiliriz? Evet. Burada benim gözüme çarpan devir sayıları falan var ama bunlar çok teknik konular. Bu teknik konulara fazla girmeye gerek yok. Bu matkabımızı nasıl kullanacağımızı bildikten sonra fiyatına bakıyoruz, karşılaştırma yapıyoruz. Ve yine diyorum, hem ev ihtiyacımızı hem de bir esnaf arkadaşımızı çok rahat bir şekilde idame edebilecek bir matkap. Yani her türlü çalışmaya gelebilecek bir matkap.
Yani profesyonel anlamda gayet güzel, harika. Tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi burada gördüğüm bu kadar. Şöyle bir de matkabın değişik yönden bakalım. Evet, görüyorsunuz. Bakın şuradaki şu sağ sol devrim şu resimde fazla gözükmüyor. Bakın altta şu kısım var. Demin ben söyledim ama şurada tam gözüküyor. Bakın. Bir tarafa gittiğimizde sola, bir tarafa gittiğimizde de sağa dönme şeklini sağlıyor şu anahtar. Burada da perspektifini çizmiş. Matkabın boy ve en olarak ölçülerini vermiş. Bir de bu matkabımızın nasıl alacağımızı yine bir göstereyim burada. Sepete ekle diyoruz. Sepete git. Evet, ürünümüz sepete eklendi. Sepete ekledikten sonra bakın burada alışverişi tamamla var. Önce buralara bir bakıyoruz. Ürünümüz doğru mu değil mi? Önce bir onu araştırıyoruz. Evet, ürünümüz doğru. 600 darbeli matkap. 2790. Evet, evet. Alışverişi tamamlaya basıyoruz. Bak, karşımıza böyle bir ekran geliyor. E-posta ile giriş. Eğer üyeyseniz. SMS ile giriş. Şifremizi, bu e-postamızı yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Ya da üye olmadan devam et diyoruz. Yine karşımıza bir ekran geliyor. Ekranda bazı sorular var. Bunları dolduruyoruz. Şurada gördüğümüz, bakın, ad, soyad, il, ilçe, şehir, mahalle, yani adresimizi, hepsini burada veya ne şekilde ödeyeceğimiz burada aşağıya doğru indikçe bize hepsini sunuyor. Ondan sonra da alışverişi tamamla diyoruz. Ve alışveriş işimiz tamamlanmış oluyor. Evet, bugünün söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.